Değerli basın mensupları, biraz sonra resmi ziyarette bulunmak üzere beraberimdeki heyetle birlikte Belarus'un başkenti Minsk'e hareket edeceğim. Bu ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İdare Amiri Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Karaman Milletvekili Selman Oğuz Eser, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de benimle beraber olacaktır. Ziyaret esnasında bir dizi temaslarda bulunacağız. Belarus Başbakanı Rumas ile bir görüşmemiz olacak. Belarus Parlamentosu'nun iki kanadının başkanı, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mias Nikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreychenko ile de ayrı ayrı ve birlikte görüşmeler gerçekleşeceğiz. Ziyaretimiz esnasında Belarus Cumhurbaşkanı Sayın Alexander Lukashenko ile de görüşme fırsatımız olacak. Yine bu programlar çerçevesinde ülkemizin katkılarıyla gerçekleştirilen Minsk Camii'nde de incelemelerde bulunacağız. Ayrıca yine Türkiye'nin katkılarıyla yapılan bir anaokulunu da ziyaret etme fırsatı bulmuş olacağız. Değerli basın mensupları, Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak bu ülkeyle Türkiye'nin dostane ilişkilerini geliştirilmesi en büyük hedefimizdir. İşbirliğimiz bu alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir. Özellikle son zamanlarda üst düzeyli temasların giderek artması, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ve ekonomik ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır. Bilindiği gibi 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi ziyaretinden sonra önemli bir ilişkilerde ivme sağlanmış ve geldiğimiz an itibariyle gerek Belarus'ta Türk yatırımları, gerek Belaruslu yatırımcıların ülkemizdeki faaliyetlerinde kayda değer artışlar gözlenmektedir. Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Belarus'un bundan sonraki Türkiye-Belarus ilişkilerinde de 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. 2019 yılının ilk çeyreğinde veya ilk yarısında Belarus Cumhurbaşkanı'nın ülkemize bir resmi ziyareti söz konusu olacak. Bu ziyarette birçok alanda anlaşmalar da imzalanacaktır. Eğitimden ekonomiye kadar bir dizi anlaşma imzalanması da söz konusudur. Bizim bu yaptığımız ziyaretler bir anlamda 2019'da gerçekleşecek bu ziyaretin bir hazırlığı niteliğindedir. Bu çerçevede yapacağımız ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağına ümit ediyorum ve ülkelerimizin ortak çıkarları çerçevesinde bundan böyle de adım atmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.